Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bu videomuzda motorumuzun lastiklerindeki kenarlardaki olan şu yazıları şu beyaz kalemle boyamaya çalışacağız. Modifiye yapmak için. Umarım güzel durur. Motorumuza şöyle bir göstereyim. Motorumuza birkaç modifikasyonlar falan yapmıştık. Onları da gidip önceki videolarımı izleyebilirsiniz. YouTube kanalımda. Kanala abone olmayı falan unutmayın. Like atmayı, yorum yazmayı. Kanalımızın büyümesi için. Evet, şimdi motorumuzu modifiye yapmaya başlayalım. Belki şuralarda da bir ön kaldırma videosu çekerim. Şimdi birazdan eğer bir aksilik sorun çıkmazsa. Biz şimdi fazla uzatmadan şu lastiklerimizi bir şey edelim, boyayalım kalemle. Evet arkadaşlar, şimdi bu beyaz kalemimizle yavaş yavaş fazla taşırmadan yazının içini boyuyoruz beyaza. Arkadaşlar biraz uğraştıracak mı boyaması? Ben burada boyadıktan son halini size gösterelim. Evet arkadaşlar, uğraştırıcı olsa da zor olsa da bitirdik sonunda. Boya da bitti. Kalemimiz bu da boşaldı. Diğer tekerleri de kalmadı. Onları da mağazadan gidip yeni bir tane daha alacağım bundan. Son hali bu şekilde. Bence güzel oldu. Bazı kenarlarından taş da azalacak. Onları da şu maket bıçağıyla kazıyacağım. O taşan yerleri. Öyle yapıp biraz daha bir güzel görüntü sağlayacak. Şu uzaktan göstereyim. Bayağı bir güzel durdurdum motorda. Bence bu kadar uğraşmama değdi. Sizce güzel oldu mu yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdi diğer tekerleri de yapacağız şimdi birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi o taşan yerleri maket bıçağıyla azıcık kazıyarak çıkarmaya çalışacağız. Şu şekilde. Daha sonra tekerlerimizi de yıkayacağız. Motorumuzu yıkamaya götüreceğiz. Yıkatacağız. Onun da videosunu çekeceğim. Motor bayağı bir kirlendi. Yanılma videosu falan çekmiştim. Onu çektikten sonra motor bayağı bir kirlendi. Lastikler, jantlar falan. Ayna gibi parlıyordu. Şimdi bayağı bir kirlendi. Onu da temizleyeceğiz. Videosunu da çekeceğim onu da. Evet arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi o taşan yerlerde maket bıçağıyla düzeltledim. Düzelttim. Şimdi biraz daha güzel oldu. Orijinalmiş gibi durdu. Böyle göstereyim. Şimdi o taşan yerleri kazıdım. Şimdi sıra şu diğer tekerlerimizi boyayacağız. Bitirdikten sonra onun videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu lastiğimizi boyarken motorumuza bir sorun vardı. Tekerleri yapmışken o soruna da bir bakayım dedim. Daha şimdilik bu tekerleri yapmadım. Boyalmam lazım bazen. Boyalana kadar şurada bir sorun vardı arka aksımızda. Şu uzun demir parça biraz sola doğru kaymış, biraz değil bayağı bir kaymış. Kendi kendine frenin olmasına sebep oluyordu. Şuradaki demir buraya doğru kayınca fren yapıyordu kendi kendine. Şuradaki de dişlilerimizde bayağı bir şey vardı, boşluk vardı, sallanıyordu, zincir atmasına da sebep oluyordu. Şuradaki parçamız gevşemiş galiba. Ben tekerleri söktüm. Şimdi şu parçamızı çekişte şuradan vurarak sağa doğru biraz ittiriyorum. Şu parçamızı şimdi çıkaracağız. Çıkardıktan sonra yeniden sıkılayacağız. Sonra da sorunu halletmiş olacağız. Evet, ben şimdi bunu yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi çekişten vurarak bu arka aksı sağa doğru şey ettim. Götürdüm, bakın şimdi sağa sola doğru oynaması yok. Bu bayağı bir şuraya kadar geliyordu şöyle yaptığımızda. Zincir atıyordu falan ön kaldırırken. Şimdi bunu düzelttim. Çok milim var, o da normal bu kadar olması. Şimdi şuradaki parçalarımızı geri sıkılayacağız yerinden. Şunda bir sorun var galiba. Bu gevşemiş. Şimdi biraz ona da bakacağım. Şöyle geri geri çevirdiğimizde de kendi kendine fren yapıyordu. Yamuk olduğu için. Şimdi iyi çalışıyor. Evet, şimdi bunu da monte edeyim. Tekerlerimizi taktık, her şeyini hallettim. Şimdi hiçbir sorun kalmadı. Bakın her şey sağlam oldu. Artık sallanmıyor tekerler. Bayağı bir önüne arkaya doğru geliyordu tekerler, şöyle sallanıyordu. Şimdi her şeyi düzelttim. Şimdi birazdan çalıştırıp ön kaldıralım şuralarda. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzun her şeyini yaptık. O yazılarımız kaldı. Sadece şu ön tekerimizi yaptık. Daha sonra onları da yapacağım, videosunu çekeceğim. Şimdi motorumuzu da ön kaldıracağız.
görmüş olduğunuz gibi diğer tekerlerimizi de boyadım. Şurada işte kalemimiz var. O da bitti. Şunu da göstereyim. Bütün tekerlerimizi boyadık. Yağmur yağmaya başladı. O yüzden hızlı hızlı çekiyorum. Şimdi bütün tekerlerimizi boyadık. Şimdi de şu maket bıçağıyla şu taşhaneleri yine kazlayacağım. Daha güzel bir görüntü elde etmek için. Görmüş olduğunuz gibi motorumuzu bitirdik. Şimdi bayağı güzel durdurdum motorumuzu. Spor havası verdim motora. Şöyle göstereyim. Yağmur da yağıyor. Bu şekilde oldu motorumuz. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Efsane videolar gelecek. Bir sonraki efsane videolarda görüşmek üzere.